Ömer, kötü görünüyorsun. Su falan ister misin ya da kahve gibi bir şey? Yok Ayşe, çok teşekkür ederim. İyiyim ben. İyiyim. Araba çalındığı zaman ben biraz rahatlamıştım. Her sabah kalktığımda ailenin anısıyla karşılaşmak. Haklısın tabii, kolay değil. İstersen sonra devam edin. Yok, yok. Halledelim. Neyse, bitirelim gidelim. Tamam. Seni yordum yeterince ama birkaç soru daha soracağım o zaman. Evet, evet, tabii. Arabayı en son ne zaman kullandınız? En son ne zaman kullandık arabayı? Çok uzun zaman oldu, hatırlamıyorum şimdi. Epey oldu yani. Çok, evet. Peki arabayı senden başka kullanan biri var mı? Ozan'ı diyorsun. Gençler meraklı olur ya böyle şeylere. Evet tabii, ben her ne kadar yasaklasam da ehliyeti olmadığı için. Yani yine de gençler bir yolunu buluyorlar tabii. Peki anahtarı nereye koyarsın? Yani üstünde mi taşırsın, evde mi bırakırsın? Sana garip gelecek ama biz genelde anahtarı ön tekerin üstüne koyarız. Tekerleği. Evet. Sol mu sağ mı? Sol, evet. Bunu senden başka biri biliyor mu? Ozan. Ozan. O zaman onun da ifadesini almam lazım. Tabii, evet. 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 Şurayı imzalar mısın? Arkadaşlar alın arabayı. Ömer sen iyi değilsin. Ben bırakayım seni adliyeye. Yok, şey, çok teşekkür ederim. Ben atlarım bir taksiye, geçerim oradan adliyeye. Zaten bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Bu Ozan'ın sorgusunu evde yapabilir miyiz acaba? Olur. Annesinin ölümünden sonra polis de sorguydu. Tamam. Çok geriliyor. Tabii tabii yani. Merak etme. Prosedür zaten sadece. Evet. Yani çok üstüne gitmem, merak etme. Özür dilerim. Özür dilerim Korkut. Önemli değil. Dağılmışım. Özledim be seni. Bugün nasılsın? Tabii en son beni evden kovduğun için bilemiyorum nasılsın. Ceren, kovmak değil dedim mi işte, yalnız kalmayı. Tamam, tamam. Takıldım gerçekten. Hı. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Ben biliyorum ne kadar zor şeyler yaşadığını. Bizimkiler şurada. Sizin için planlar yaptık beyefendi. Ozi neredesin oğlum sen? Kayboldun iyice. Geldim işte. Aynen, alt tarafı bir gün gelme çocuk, abartma. Ne haber Ozi? İyi Özge. Haberler sizdenmiş. Hazır mısın birader? Patlatıyorum bombayı. Okuldan sonra partiye gidiyoruz. Ama öyle sıradan partilerden değil. Volkan'cığım, biz de orada olacağız canım. Abi çocuğu geçen hafta kantini gördüm. Ağzı bayılıyordu ona. Çocuğu araba çarpmış. Araba mı? Ben motosiklet diye biliyordum. Kızım motosikleti kendi sürüyormuş. Araba çarpınca onun da gitmiş. Yazık ya. Gidelim mi? Nereye? Oğlum ne anlattım ben? Parti diyorum. 10 numara bir DJ var diyorum. Hadi gidelim be. Azıcık kafanı da alırım. Bir saniye, babam arı. Geç kalma dersi. Biyoloji var, Pınar Hoca'nın dersi. Baba,
Yolunda mı her şey? Ne oldu? Yolunda oğlum, yolunda. Telaş edecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya, telaş edecek. Ozan, arabanın altından motorun parçası düştü oğlum. Yani ikimiz de şüpheliyiz şu anda. Merak etme ama. Ben çözeceğim. Halledeceğim her şeyi. Tanıyorsun değil mi benden bunu? Oğlum bu nasıl laf öyle? Olur mu öyle şey? Ozan. Bu dünyada benim senden başka neyim var Ozan? Utanmak ne demek ya? Sen benim oğlumsun. Canımın bir parçasısın. Olur böyle şeyler. İnsanın başına her şey gelir. Başına gelmeden başına gelmiş gibi konuşmak kolay. Kim sınanmadığı bir günah masum olabilir ki? Ben bilmiyorum ne zaman nasıl. Ama bir şekilde halledeceğim. Atlatacağız. Bunu beraber atlatacağız oğlum. Baba neden buradayız? Ozan, normal davranmaya çalış. Etrafa gülümse, sakin ol. Baba ol, çay içmeye geldik biz. Ozan, çünkü bugün aslında dündü. Nasıl? Yani ne demek dündü? Kaza olmadı. Yani dün ne yaşadıysan bugün hiçbir şey olmadı. Baba, anlayamıyorum seni ya. Yemin ediyorum anlayamıyorum. Ozan, seni sorguya alacaklar. Olay günü ne yaptığını soracaklar sana. Hafızanın çok kuvvetli olması gerek. O yüzden kiminle konuştun, ne konuştun, bunların hepsini tek tek hatırlaman gerekiyor. Onlar da seni hatırlayacaklar. Anladın mı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şekere gerek yok. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Elbette, buyurun. Şu karşıdaki binadan bir ay önce genç bir kadın kendini aşağı attı. Hatırladınız mı? Hatırladım. Çok yazık. Genç yaşta intihar etmiş. Öyle mi? Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Yani tabii olayın aslını bilmiyorum ama öyle diyorlar. Öyleyse benim aklıma takılan bir şey var. Hani eğer sizin hayatınızda her şey yolundaysa, sevgilinizin evinin çatısına çıkıp kendinizi aşağıya atar mısınız? Hayır ama kadın ne yaşamış bilmiyorum. Belki sarhoştu, belki kafası dağınıktı. Yok, baktırdım ben kan tahlillerine. Her şey normal, psikolojik bir sorunu da olmadığını gördüm. Ne bu şimdi, anlamadım. Sorguya mı çekiliyorum? Hayır canım, olur mu öyle şey? Polis misiniz yoksa? Hayır. Avukatsınız o zaman ya da aileden biri. Hakimim ben. Davaya ben bakıyorum. Şimdi bir şey soracağım size. Siz benim yerimde olsaydınız, şüpheli bir durumla karşılaşsanız siz ne yapardınız? Önce gider bir mekana bakardım. Nereden atlamış, nasıl atlamış, etraftaki insanlara bir sorardım. Değil mi? Evet. Ben de öyle yapacağım. Teşekkürler. Bir su alabilir miyim? Hemen getiriyorum. Şimdi bugünü hiç unutmayacak, biliyor musun? Tarihi unutsa bile bugünü hiç unutmayacak. Çünkü sayılar insanın aklında kalmaz Ozan. Ama anılar, anılar hiç silinmez. Teşekkür ederim. Bunlar ikramımız, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim hakim bey, biz teşekkür ederiz. Bir gün buraya gelip hakimle oğlu burada çay içti mi diye soracak olurlarsa, o da hiç çekinmeden evet diyecek. Ha. Evet. Anladın mı şimdi? Dün de bugün. Abicim, ölmüşlerin rızası için
Sen sadece ölüler için mi dua ediyorsun? Edeceğim. Bence yaşayanlar için de dua etmelisin. Onlar için de dua ederim canım abicim. Helal et. Eyvallah. Şimdi dilenci de bugün unutmayacağım. Aynen öyle. O zaman buraya gelmekten hoşlanmadığını biliyorum ama... ne yapmak zorundayız? Bunu konuşmasak olur mu? Olur. Affet beni anne. Sence annem bilseydi bu yaptığımı yine sever miydi beni? Severdi tabii oğlum. Annen sen ne yapsan severdi. Ozan, oğlum sen kötü bir şey yaptın. Kaza bu. Sen bile isteye kimseye zarar vermedin Ozan. Vicdan azabı çekiyorsun. Çok zor. Çekeceksin yani. Ama sana bir şey söyleyeyim Ozan. Eğer sen böyle hissetmeseydin... asıl o zaman ben çok üzülürüm. Vicdan azabı hepsinden zor baba. Zor oğlum. Korkmaktan, kaçmaktan... Çok zor. Adı Mert. Benle aynı yaştaydı. Aynı okula gidiyormuşuz. Karşılaştık belki, belki gördüm bile bilmiyorum. O eminim ki böyle bir ölümü hiç hayal etmemiştir. Onu düşünmediğim tek bir an yok. Teslim olsaydım bu kadar acı çeker miydim bilmiyorum mesela. Sen de annen gibisin be Ozan. Onun gibi masum, merhametli, vicdanlı. Ama yaşadığımız bu durumlar ya... çok farklı Ozan. Onlar seni öldürecekti. Ben bunun olmasına izin veremezdim. Teslim edemezdim seni onlara. Farkındayım ben. Farkındayım. Biliyorum ya ne yaptığını. Anlıyorum ben. Ama... çok zor. Çok zor. Ama biz bir fırtınanın içine gireceğiz. Güzel. Savrulacağız. Islanacağız. İliklerimize kadar acı çekeceğiz belki. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Güneş bir gün yeniden doğacak. Araba yakalandı dedim. Yani şimdi... benim yerime başkası mı yargılanacak? Masum biri mi yargılanacak? Ben böyle planlamamıştım oğlum. Arabayı çalacaklardı. Hurdalığa götürüp parçalayacaklardı. Kimseye de hiçbir şey olmayacaktı. Tamam, yakalandı. Şimdi o adam... ne yapıyor? İşte Azam Demirkıran... çocuğu öldürmeyecek. Güzel. Bunu ben sana söz veriyorum. O yakalanan çocuk her kimse, onu korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Duydun mu beni? Her şeyi yapacağım onun için. Ah yavrum, başın sağ olsun. Başım sağ olsun. Sağ ol. Ozan, şimdi bana her şeyi
başından anlatman lazım. Tek tek. Detaylar çok önemli. Kazadan sonra ne yaptın? Anlattım ya kaç kere. Oğlum şimdi durum değişti. İkimiz de şüpheliyiz. O yüzden tüm detayların üzerinden tek tek geçmeliyiz. Kazadan sonra ne yaptın oğlum? İşte arabayı bıraktığım yerde yakın denize attım. Ama bırakıp döndüm. Yürüyerek döndün değil mi? Hiç kimse görmedi seni. Yok, görmedi. Benzin bitmek üzereydi. Benzin aldım. O halde benzin almaya mı girdin Özen? Baba ne yapayım? Korktum. Ötüp duruyordu. Eve yetişemeyeceğim diyor. Yolda kalacağım diye. Şimdi çalışanlar seni görmüştür. Kameralar da var. Ozan oğlum, şimdi mi söyleniyor bu? Cevdet. Ne yapıyorsun sen Ömer? Ne atlak karıştırıyorsun? Hayrola Cevdet? Ben sana sordum. Benim bilmem icap eden bir şey var mı dedim. Yok dedim. Yok. Meğer bir şey varmış Ömer. Meğer ben can dostum. Bu ülkenin en tehlikeli mafya babasının oğlunu öldürmüş. Şşşt! Ya delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Adliyedeyiz ya. Delirdim mi? Deliren ben miyim sence? Tamam bir... Dışarı çıkalım, hava alalım, bir anlatacağım ben sana. Bir zahmet. Bir zahmet. Çünkü hani neden öleceğim bunu bilsen çok iyi olur. Canım benim. Çay içer misin? Çay mı? Çay. Al bakalım Cevdet. Başlayacağım çayına şimdi. Ya işte iç. Adliyedeyiz ikimiz de. İkimizin de seveni çok burada biliyorsun yani. En azından sıcak çay içip sıcak sohbet ettiğimizi düşünsünler. Beni nasıl bir belaya soktuğunun farkındasın değilim. Ya özür dilerim Cevdet. Dileme. Dileme. Özrü yok. Bana açıkça söylemen lazım. Ne sandın, ne düşündün? Yardım etmeyecektim. Hiç düşünmeden yaparım. Ama bu şekilde hazırlıksız yakalan. Hem kendini hem beni batırın. Ününü alamam. Ya benim niyetim gizlemek falan değildi Cevdet. Utandım sadece. Hayatını adalete, hukuka adamış biri olarak utandım ben. Ya işte kaza değil mi? Herkesin başına gelir. Ya kaza, kaza da ben Azem Demirkıran'ın oğlunu öldürdüm ya. Onlar kaza maza dinlemez Cevdet. Korktum ben. Kendimden değil ya. Ozan'dan korktum. Annesini daha yeni kaybetti çocuk. De bununla uğraşsın istemem. Ozan'ın bundan haberi var mı? Yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Cevdet, benim yardıma ihtiyacım var. Eğer beraber hareket edersek... Başka şansımız var sanki. Aa. Oo, avukat hanım, hoş geldiniz. Sayın başkan, asıl siz hoş geldiniz. Rahatsız etmedim değil mi? Bölmedim bir şey. Hayır, hayır. Bilakis geldim, beni bu mahkeme suratlı adamın çenesinden kurtardı. Bak, bak. Siyasetçi olduğunu unuttu kendisi. Özlemişim sizin bu hallerinizi. O halde hemen sözümü alıyorum. İlk fırsatta toplanıyoruz, mangalı ben yakıyorum. Harika, çok isterim. Peki, hadi size kolaylıklar olsun. Ömer, arayacağım seni. Tamam canım. Otursana.
Dün aradım, mesaj da attım. Dönmedin geri. Kusura bakma Yasemin. Sabahtan beri benim hiç boş vaktim olmadı. Ya o sorun değil, sadece önemli demişsin, merak ettim. Ben nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bir dava var. Genç bir çocuk, hani şu intihar eden kız vardı ya hani. Hı. Onun kardeşi. Evet evet, hatırladım, senin davan. Çocuk 17 yaşında. Hı. Ben senden onu savunmanı isteyecektim. Suçlama ne? Araba hırsızlığı. Çocuk bir araba çalmış, çaldığı arabayla da bir kaza yapmış. Birini öldürmüş. Hı. Evet. İşi bayağı zor. Evet. Bu yüzden davayı senin almanı istedim. Anladım, teşekkür ederim. Anlamadığım şey, senin ne alakan var bu davayla? Araba benim Yasemin. Ne? Yani daha doğrusu kullanmadığımız araba, Aylin'in arabası. Ne tuhaf bir tesadüf. Evet, ben de çok şaşırdım tabii. Ama aileyle çok fazla vakit geçirdim ya o dava süreci içerisinde. Bilmiyorum, belki birileri bilerek yapmış olabilir. Anladım, sen bu yüzden aradın beni. İşi çok küçük çocuğum. Yani belki de çete kurban. Adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Gerçi senin de vaktin var mı bilmiyorum ama. Orası öyle, yoğunum. Ama sen kolay kolay bir şey istemezsin benden. O yüzden nasıl hayır diyeceğimi bilmiyorum. Teşekkür ederim Yasemin. Gerekli bilgileri sen Ayşe komiserden alabilirsin. Çünkü soruşturmaya o bakıyor. Alırım, tamam. Bir şey soracağım. Biri öldü dedin ya. Yani diğer tarafta masum bir çocuk ölmüşken sen niye bu çocuğu savunmanı istiyorsun benden? Sen kimin öldüğünü öğrendiğin zaman anlayacaksın Yasemin. Ozi neredesin oğlum? Kayboldun yine. Fotoğraf kulübünde işim var. Ne oldu? Ceren çok bozuluyor. Haberin olsun. Tamam. Hallederim ben. Merak etme. Volkan, bugün beni idare et, olur mu? Tamam, anlatacağım sana. Tamam, hadi bay bay. Huysuz kardeşim. Gittiğin yeri de dağıtıyorsun. Biliyorum. Seni özledim. Seni hep özlerim. Yine kavuşacağız. Canım. Canımın içi. Mert'im. Thank you.
İyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar, buyurun. Kusura bakmayın, ben 3 gün önce buradan bir benzin almıştım ben. Yani ben diyorsam eğer, bindiğim taksi benzin almıştı. Orada ben çantamı unuttum. Kamera kayıtlarından aracın plakasını öğrenmemiz mümkün mü acaba? Abi şimdi... Yapma gözünü seveyim. Yani içinde evraklar vesaireler var. Bunlar benim için çok önemli. Tamam, gel abi. Gel. Eyvallah kardeşim. Abi tam saati hatırlıyor musun? Tam saati? Tam saati hatırlıyor muyum? Pek hatırlayamıyorum tam saatini ama... 11 ile 12 arası gibi. Tamam. Evet bu. Ay Allah ya. Ortalığı mahvettik ya. Var mı bir bez? Şurayı 2 dakika... Tamam abi, ben halledeyim. Halledeyim ben ya. Ben halledeyim. Yok. Bir bezi getir de halledeyim. Ben hallederim abi. Sorun yok. Ben yardımcı olsaydım sana sen keşke. Sen bak abi işine. Ne yaptın abi? Çözebildin mi? Hallettim ya. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Evet. Şuradan dur. Yok evet. Abi ne parası? Gözünü seveyim. İşine ne yaradıysak sıkıntı yok. Eyvallah kardeşim. Abi bir şey soracağım. Buraya sık sık gider misin? Bu eskiden giderdim buraya. Cebimde kalmış bu kardeşim. Yapacak bir şey yok. Sen de gidersin inşallah. Vallahi biz de çocuklarla beraber gitmek istiyoruz hanımla ama bir türlü kısmet olmadı. Olur inşallah be kardeşim. Eyvallah. İnşallah abi. Sağ olasın. Kendine iyi bak. Sağ olasın. Ozi, bir şey söyleyeceğim. Lütfen film izleyelim de ama hiç o havada değilim. Ozan, senin neyin var? Okuldan da çektin gittin. Bir şey olmuş. Belli bir şey olmuş ama... Ne? Benimle mi ilgili? Yani... Ne bileyim, soğudun mu benden? İstemiyor musun artık? Nedir? Ne alakası var? Öyle bir şey değil. Ne o zaman Ozan? Bak sakın bir şey yok deme çünkü var. Ben görüyorum, tanıyorum seni. Biliyorum. Ozan. Resmen acı çekiyor gibisin. Ne bileyim. Vicdan azabı gibi. Yüzüme bakamıyorsun Ozan. Söylesene ne yaptın? Beni mi aldattın yoksa? Hayır. Aldatmak değil de... Ne o zaman? Ceren... Bana geldiğin gün var ya... Ben o gün okula gitmeden önce bir yere gidecektim. Ki gittim de. Sonra dönüşte çok kötü bir şey oldu. Eve döndüm. Ne oldu? Ceren, Ceren ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben... Belki sen yardım edersin bana. Doğruyu ne yapmam gerektiğini söylersin. Ozan, korkutmaya başladın beni.
Sevgilim ne oldu söyler misin? Sevgilim bana söyleyebilirsin. Hadi. Ceren ben... Bugün... Özledin mi beni? Gel buraya gel. Hoş geldin baba. Ozan. İyi misin oğlum sen? Hoş geldin Ömer amcacığım. Ceren. Sen hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. İyiyim de... Ozan'la konuştuk da biraz. Ne konuştunuz ya? Ömer amca ben kaçayım artık. Annem de bekliyor zaten. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Her şeyi anlattığını söyleme. Öğrendin mi? Hayır. Ama söylemeyi çok istedim. Çünkü dayanamıyorum. Kaldıramıyorum artık. Ozan. Oğlum. Biz seninle konuşmadık mı? Şimdi nereden çıktı bu? Hiç. Ne hiçbir şey olduğu yok. Baba. Sana yemin ediyorum ki kaldıramıyorum. Tamam ben... Birine çarptım, birini öldürdüm. Evet, ben birini öldürdüm. Sonra sen gırtlağıma çöktün, hayır dedin, teslim olmayacaksın. Oğlum ben mi çöktüm senin gırtlağına? O zaman dursaydın orada. Kaçmasaydın, teslim olsaydın. Ozan, oğlum iyi misin sen? Oğlum, iyi misin? Sakin, tamam ben buradayım bak. Ozan, oğlum nefes al. Hadi oğlum, hadi nefes al oğlum. Oğlum, Ozan. Ozan. Ozan, dur. Bak. Ne mesela? Ozan, özür dilerim oğlum ben. Özür dilerim oğlum. Oğlum, özür dilerim ben. Dur. Ozan, dur, dur. Rahat ver beni. Ozan. Ben kaldıramıyorum. Gerçekten kaldıramıyorum. Ben senin gibi her şey yolundaymış gibi yapamıyorum. Ben öyle mi yapıyorum oğlum? Öyle mi yapıyorum ben? Oradan öyle mi görünüyor yoksa? Masum bir çocuk öldü. Bir de hapse girecek. Orada başına neler gelecek kim bilir, Allah bilir. Bunun da ailesi var. Bu iki çocuğun da sevdikleri var. Ben bunları düşünmüyor muyum sanıyorsun Ozan? Oğlum düşünmüyor muyum sanıyorsun? Ama ben var ya Ozan. Ben var ya. Her şeyi senin için yaptım. Her şeyi. Ben anneni kaybettim Ozan. Ben seni kaybedemem Ozan. Seni kaybedemem ben. İzin vermem buna. İzin vermem Ozan. İzin vermem.
Merhaba. Ayşe. Hoş geldin, gelsene içeri. Ne oldu size? Geldiğime pek sevinmediniz galiba. Yok. Bir şey oldu yok. Ya klasik işte. Baba oğul kavgasının tam ortasına düştüm. Ne oldu? Niye geldin sen? Ozan için. Konuşacağız biraz. Anladım canım. Babanla çıktın, kafeye gittiniz beraber, bir şeyler içtiniz, sonra da mezarlığa gittiniz. Hı, aynen. Sonra? İşte sonra babam adliyeye gitti. Ben de eve döndüm. Ha, okula gitmedin yani. Mezarlıkta kendini kötü hissedince okula gitmesini ben istemedim. Tamam. Bu kadar yeterli benim için. Ben ifadesini hazırlayacağım. Sen de sadece imzalayacaksın. Tamam mı? Çok teşekkür ederim Ayşe'cim. Sana da yük olduk biz. Ne demek? Olur mu öyle şey? Ozan benim elimde büyüdü. Biz aile sayılırız. Efendim? Nerede? Tamam, geliyorum. Ben kaçtım. Kahve alacağım olsun. Olsun tabii. Ozan'cığım görüşürüz. Hoşça kal abla. İçtiyse biraz daha yaklaşsın. Müsaade edin kardeşine son görevini yapsın. Yaklaş. İstemezdim inan. Çok üzgünüm. Çok. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben şey, Mert'in takımdan arkadaşıyım. Basketbol. Adın ne? Ozan. Ozan.
Senden hiç bahsetmedi. Son zamanlarda zaten yakın olmuştuk öyle. Normalde arkadaş değildik yani. Başta kimse sevmez onu. Ama sonra tanıdıkça o kadar temiz bir kalbi vardı ki. Benim ona vermem gereken bir şey kaldı. Senin üstündeki ne? Ya bırak ya. Tişört işte. Ay ama benim tişörtüm var. O salak tişörtü çok severdi. Benim tişörtüm. Dediğine göre kızlar bayılıyormuş. O sabah kızdım ona. Bir daha sakın giyme. Ne acı değil mi? Bir daha asla giyemeyecek. Mert. 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 İyi misin? Mert. Mert. Sıcak bir şeyler içmek ister misin? Yakınlarda bildiğim bir kafe var. Afiyet olsun Hakim Bey. Mevzuyu çözdüm. Eleman suçu üstlenecek. Hiç içime sinmiyor be Cevdet. Hiç içime sinmiyor. Beni korumak için masum bir insanın hayatını zindana çeviriyoruz. İçine sinecek bir yol varsa Ömer Arif, onu yap. Kardeş. Yok. Keşke olsa. Ama ikimiz de biliyoruz ki Cevdet, bu çocuğu öldürecekler. Onu kullanmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ya şimdi hiç girme oralara sevgili kardeşim ben. Sen bana bir kurban seç dedin, ben de gidip seçtim. Dedim de yakalanacağını söylemedin sen bana. Bu işi temiz halledeceğini söylemiştin. Şimdi de ben suçlu oldum öyle mi? Sakın. Sakın Ömerciğim, kardeşim ben. Sakın tereddüt etmeyeceksin. Eğer bir adım geri atarsan dünya başımıza çöker, onu söyleyeyim. Zaten dünya başımıza çökmüş be Cevdet. Herkes pisliğin içinde ama kimsenin haberi yok. Senin haberin oldu da ne oldu? Bunca yıl adalet diye çırpındın hakimim. Ne oldu? Ne geçti eline? Anla artık. Dünya dediğin bir cehennem. Ve er ya da geç hepimiz bu cehennemde yanacağız. Soğuyacak. Buraya sık gelir misin? Bazen. Böyle yalnız kalmak istediğimde falan. Benim de öyle birkaç yerim var.
Ama gider miyim bilmiyorum. Yani artık yalnız kalabilir miyim? Onu bilmiyorum. Durmuyor çünkü. Kafamda sürekli onunla konuşuyorum. Bu arada acelem falan varsa bir şekilde halledip... Yok, yok, yok. Önemli değil. Merak etmişlerdir seni. Sen hep böyle misin? Yani nasıl? Her söyleneni yapar mısın? Annem arıyor. Beklesin biraz. Ölmüyorum ya. Değil mi? Yaşıyorum ya işte. Kardeşim toprağın altında, ben üstündeyim ya. Beni sizin takımın maçlarına çağırmıştı. Üşendiğimden hiç gitmedim. Keşke... Keşke deme. Keşkelerin sonu yok sonuçta. Şey gibi... Böyle iç içe kırılan aynalar gibi. Paradoks. Yani. Öyle mi? Öyle. Ben annemi kaybettim geçen yıl. Başın sağ olsun. Senin de. Ben mesela... onu unutmaktan çok korkuyorum. Ama galiba bir defter alacağım. Ve tüm detayları yazacağım onun hakkında. İyi fikir. Değil mi? Alo? Deniz, neredesin kızım sen? Baba, ben mezarlıkta biraz daha kaldım. Şimdi bir yerde kahve içiyorum. İyi misin? Neredesin söyle, yerine gelip alsınlar hemen. Yok, yok, gerek yok. Ben hemen şimdi bir taksiye biner gelirim. Kızım, bir daha sakın böyle yapma. Biliyorsun, senden haber alamayınca deliye dönüyorum. Biliyorum babacığım. Biliyorum, hemen geliyorum şimdi. Deniz. Adım. Memnun oldum. Böyle tanışmak tabii istemezdim ama... Tuhaf. Evet, tuhaf. Belki ileride soracaklar nasıl tanıştınız diye. Anlatmak acı verecek. Belki kulüpte tanıştığımızı söyleyebiliriz. Mantıklı. Ha, bu arada kulüp demişken Mert'in dolabını boşaltacağım. Bana orada yardım eder misin? Yani ne zaman? Mesaj atarsın, konuşuruz. Tamam. Bugün hayatımın hep günü. O yüzden sadece siyah atıyorum sizlere. Hayat ben tanım. Ne zaman kendime gelirim bilmiyorum. Umurumda da değil. Bu hayatta ölüm var ölüm. Kazıyıp götürüyor her şeyi. Söylediğinde haklıydın. Her denileni yapıyorum bazen. Kulüp için haberleşiriz. Zahmet etmişsin bütün bunları. Bugün çok çalıştım. O kadar acıktım ki aslında kendimi aldım sayılır. Anladım ben onu. Yasemin,
Ben çok teşekkür ederim. Çocuğun davasını almışsın. Yani o kadar işinin arasında büyük olduk sana. İstekleriniz benim için emirdir hakim bey. Estağfurullah avukat hanım. Çocuk nasıl? Nasıl olsun? Pek iyi değil. 17 yaşında daha. Sessiz, ürkek. Ailesinin durumu da çok kötü. Onun getireceği 3 kuruşa muhtaç durumda var. Söylemedi ama fena hırpalamışlar. Nasıl? Nasıl hırpalamışlar ya? Emniyetten birileri mi? Yani. Çürük elmamız çok olur biliyorsun. Eğer sen bunu ispat edebilirsen tutuksuz yargılamanın yolunu açarsın. İşte benim planım tam da bu. Bir de ikincisi var Cuma'nın söylediği. Cuma arabayı dün çalmış. Ama araç 1 gün önce kaza yapmış. Sen doğru söylediğine emin misin peki? Doğru olsa bile eksik bilgi var. Saklıyor. Korkuyor çünkü. Geç olmuş gideyim ben. Yarın duruşma var. Yasemin. Yarın mahkemede sen buradan yürü. Yani kazayı daha önceden yapmışlar. Arabayı bir yere bırakmışlar. Bizim çocuk da arabayı boş görünce onu almış. Buradan yürü yarın. Süper fikir. Tamam. Ömer, iyi misin? İyiyim, evet. Yani iyiyim. Biraz yorgunum sadece. Biraz mı? Ya belki farkındasın ya da değilsin bilmiyorum ama bu birazın biraz ötesinde bir şey. Ruhun ölmüş gibi. Ruhum ölmüş? Tamam, biraz abartmış olabilir ama yaralı olduğu kesin. Keşke bir an önce iyileşmen gerektiğini anlasa. Ve bunu yalnız yapmaman gerektiğini. Ne şimdi bu? Bir yardım teklifi falan mı? İlk fırsatta seni bu hayattan kurtaracağım Ömer. Evet, belki de buna ihtiyacım vardır. Beni bu hayattan çekip kurtaracak güçlü bir el. İyi geceler. İyi geceler. Yarın mahkemesi var. Evet. Yasemin'den çocuğu savunmasını istedim ben. İyi bir avukattır, tuttuğunu koparır. Sen ne yaptın bugün? İyi, hiç dolaştım. Yasemin abla kurtarabilir mi onu? Yani benim yüzümden biri daha... Kimse ölmeyecek o zaman. Duydun mu beni? Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Ha? Kızım ne oluyor? Ha? Ne yapıyorsun sen? Dur kızım, dur, 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 dur. Az önce sizin de gördüğünüz gibi Azem Demirkıran ve ailesi binaya giriş yaptılar. Her ne kadar güçlü durmaya çalışsalar da üzüntüleri yüzlerinden okunuyordu. Biz de bu davanın sonucunu merakla bekliyoruz. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdi değil. Cuma. Oğlum bu.
be. Aileni düşün, tamam mı? Onlar için kendini savunmak zorundasın. Buyurun. İddianamede Cuma Yıldırım'ın 11 Mart 2022 tarihinde 34MS76761 plakalı aracı çalıp motoruyla seyir halinde olan maktul Mert Demirkıran'ın ölümüne sebebiyet verecek şekilde çarptığı ve kaza mahallini terk ettiği. Şüphelinin soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinin 1. fıkrası uyarınca cezalandırılması iddia ve talep edilmektedir. Şüpheli Cuma Yıldırım. Ayağa kalk. İsnat edilen suçları kabul ediyor musun? Suçlamaları kabul ediyor musun? Ediyorum hakim bey. Ben yaptım. Ömer. Ömer, sakin ol. Ömer. Ben sakinim Cevdet, sakinim ben. Bak sözden tuttular ondan sonra. Bu çok iyi bir şey. Çocuğa da ailesine de sahip çıkacaklar. Onlara bakacaklar. Merak etme. Valla umarım senin söylediğin gibi olur ha. Öyle olacak. Bu akşam beraber bir yemek yiyelim ha. Bir aile yemeği. Hepimize iyi gelin. Hakim bey. Ne olur siz bir şey yapamaz mısınız? Bakın kızım mezarında sizin sayenizde rahat uyuyor. Ben bir evladımı daha kaybetmeye dayanamam. Ne olur bize yardım edin, ne olur. Üzgünüm ben. Elimden bir şey gelmez benim. İsmail Hanım, beni dinler misiniz lütfen? Benim oğlum yapmaz. Cuma'm öyle bir şey yapmaz. Hakim bey, bakın. Siz bizi tanıdınız, bize merhamet ettiniz. Ben Cuma'msız yaşayamam. Oğlumsuz yaşayamam. Ne olursunuz. Ben içeride telefonu unutmuşum. Esma Hanım, bakın sadece tutuklandı. Yargılama devam edecek. Lütfen sakin olun. Henüz bir şey yok. Gelin siz benimle, ne yapacağımızı konuşalım, olur mu? Senin ne işin var burada? Neden geldin buraya? Bu iş bitti artık Ozan. Bitti. Konu kapandı oğlum. Artık hiç kimse sana zarar veremez. Hiç kimse. Götür oğlum, götür koçum ha.
Çok doydum amca gerçekten. Onun pek iştahı yok bu ara. Oğlum ya nasıl şaka mı yapıyorsun? Ben senin yaşındayken bak böyle bir tepsi künefe yerdim ha. Tepsi dediğim tabak kadar. Eğer kaymaklı olursa ikinci tepsiyi de yer. Yok artık. Ya? Gerçekten mi? O nasıl oluyor Cevdet Bey? Şimdi kaymaklısı daha hafif oluyor Ayşe. Hanımlar kilo kontrolünde Cevdet Bey. Ah. Yapacak hiçbir şey yok. Ama bakın Semra Hanım, ben size söyleyeyim. Siz her daim böyle garipsiniz. Sizler böyle. Çok teşekkür ederim. Siz de çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Aman efendim. Ayşe'cim, sende bir hal var. Bak geldiğinden beri susuyorsun yavrum. Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Çok yorgunum Semra Hanım. Bir de bugünkü şu mahkemeye takıldı kafam. Yani çocuk sorguda bambaşka şeyler söylemişti bana. Ben müsaadenizle şu künefenin şerbetini hazırlayayım. Size afiyet olsun. Birazdan gel. Müsaade. Ozi? Mesaj kim aşkım? Fotoğraf kulübünden biri. İyi akşamlar. Merhaba. Kusura bakmayın geciktim biraz. Afiyet olsun. Ya Sevinciğim, bu ne güzel sürpriz. Beni çok şaşırttı. Sürpriz değil aslında. Ömer davet etti. Ha. Ömer. Ömer'e ismiyle hitap ettiğine göre aile sofrasına da oturabilirsin. Buyur. Kusura bakma Yasemin. Semra Hanım'ı biliyorsun işte. Doğru söylüyor aslında. Ailemle ne kadar yakın değilim. Ya yapma böyle. Ayşe'cim sen neden söz ediyordun? Hani şu Aylin'in arabasını çalan çocuktan. Evet, evet. Aha. Sorguda her şeyi itiraf etmişti ya. Evet, işte kim bilir nasıl tehdit ettilerse. Ha, kesinlikle. Zaten arabayı bir gün sonra çaldığını söyledi. Affedersiniz. Efendim. Hakim Bey. Evet, kimsin? Oğlunun ne yaptığını biliyorum.